Herkese selam. Adıyaman'dayım. Cendere Köprüsü'ne geldik. Ay ne güzel bir yer burası. Tırmanmaya başlamış bulunuyoruz. Nemrut Dağı'na. King Antigulus, Komagere, kendisi Zeus oluyor. Batı tarafındayız şu an. Ben de buradayım. Göbekli Tepe Ground'una gelmiş bulunuyoruz. Evet, Urfa'ya gelmişiz. Dir. Pasta falan gibiyiz. Doğru yaptınız. Şimdi yürüyoruz Balıklı Göl'e doğru. Burası enteresan bir yer baya. Geldik. Şimdi yemeğe geldik sıra gecesine. Daraya geldik. Antik kenti dolaşma keyfi. Bayağı devasa bir yer. Mezopotamya'nın Efes'i kabul ediliyormuş burası. İçinde bayağı kemik var. Böyle bir yer. Eskiden burası Süryanilerin patrikhanesiymiş. Yani buradan yönetiliyormuş her şey. Bunların hepsi odalarmış. Dünyanın her yerinden Süryaniler gelip burada kalabiliyormuş. Hazırda drive olmuş ama işi öldüğü için. Evet arkadaşlar, herkese selam. Tamam dedim, neredeyim? Adıyaman'dayım. Bu sabah Simali Adıyaman'a geldik. Babamlar birkaç gündür Hatay'dan başlayıp böyle bir tur içerisindeler. Ve bugün fark ettik ki onlar Harfeti'ye gitti. Keşke Gaziantep'e uçup biz de sabah onlarla orada buluşsaymışız. Çünkü yaklaşık bir 5 saattir otelde onları bekliyoruz. Birazdan Nemrut Dağı'na gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Çok merak ettiğim yerlerdi bunlar. O yüzden şu an iyi oldu yani. Göbeklitepe, Nemrut, Urfa falan öyle gidecek. İki çorap mı giyseydim acaba? İnce çorap mı var, kalın çorap mı? Yok, çok ince değil ama yani. Bir tane bu ince çorabımsı bir çorap giyeceğim. Hmm. O kadar soğuk dedik ya herkes. Evet, bilmiyorum ki, anlamadım. Hadi bir tane eşofman altın var da. Titan Snow'nu mu giyeceksin? Ben bu arada düşündüm Titan. Çıkarken sıcak olacak. Evet. İnerken soğuk. Evet, Cendere Köprüsü'ne geldik. Yaklaşık 2000 sene önce yapıldığı düşünülen bu köprünün bu tarafında iki sütun, karşıda bir sütun. Çünkü bunu vaktinde Roma İmparatoru yaptırmış. Bir tane sütun kendi için, bir tane eşi için, karşı tarafa da normalde iki çocuğu için yaptırmış. Ancak çocukların taht kavgasından biri birini öldürmüş ve sonrasında kazanan kişi... her şeyi yok etmiş. Gelen kangala bakın. Ay çok şeker. Kocaman ya. Kocamansın. Evet bayağı güzel. Ay ne güzel bir yer burası. Ne o, file balık tutuyor. File balık tutuyorlar. Şuraya da biri karple şey yapmış. Ne yapmış? Şu aşağı. Aa, taşlardan kalp yapmış. Adam aşkını kazımış reyse. Aynen. Valla adam bakar mısın orada balık, balık tutuyor ya. Evet, burası eskiden full dereymiş ama şu an kuraklık dönemi yaşanıyor. Evet, tırmanmaya başlamış bulunuyoruz Nemrut Dağı'na. Ay vay, şimdiden yoruldum. Şu kadar geldim. Ve soğuk falan diye şu an hani çift çorap, tight eşofman, eşofman üstü mont, şapka falanım. Bir de yüksek rakımdayız ya, otomatik insanı daha kolay yoruyor. Ay Ovid'de ne kötü olmuştuk. İlerleyen merdivenlerde görüşürüz. Doğu tarafına gelmiş bulunuyoruz şu an. Burada farklı kişilikler var. King Antigulus, kral. Kartal var. Komagere tikesi var. Bu beyefendi kendisi Zeus oluyor. Apollon var yanında. Bu diğer nedir, bu maymun mu? Bilmiyorum, yine bir eagle ve yine bir aslan gibi bir şey var. İnsanlar sabah 2'de falan yola çıkıp güneş doğuşunu görmeye geliyorlarmış. Şimdi batı tarafına gideceğiz. Orası da güneşin batışı, oradan izleniyor. King Antikos demiş ki iki dünyayı birbirine bağladığı bir nokta olsun burası, doğu ile batıyı. O yüzden de güneşin doğumuyla batışının aynı yerde olmasını istemiş. Yani aynı yerde izlenmesini istemiş. Böyle. Evet, bu da batı tarafındayız şu an. Yine aynı heykeller var.
Ha, burada daha iyi gözüküyorlar bu arada. King Anticulus, Zeus galiba arkadaki kartal. Evet arkadaşlar, şu an çıkabileceğim en yüksek noktaya çıktım. Dağın tepesi şurası. Ben de buradayım. Bir tane kayaların üstüne çıktım. Şu an Nemrut Dağı'ndan ayrılıyoruz. Ay gün, ay o kadar güzel gözüküyor ki. Çok güzel. Bundan 2000 sene önce bunların burada yapılmış olması gerçekten manyaklık. Çok güzel etraf. Güneşi de batırdık, gidiyoruz. Bir yerde resim çekildim, tamam mı? Böyle aşırı tepeydi. İşte en tepe, ha çektim ya videoya. Ay orada ayağa kalkamadım ya. Bir korktum salak gibi ama başkaları kalktı. Sonra da pişman oldum ayağa kalkmadığıma. Daha güzel çıkardı fotoğraf için yaptıklarımız. Hani geldim, gördüm ve aslında tatminim. Ama o fotoğrafı istediğim gibi çekemediğim için tatmin olamadım. Yani çok saçma ama artık hayatıma döndü, ne yapalım. Herkese günaydın. Horoz sesiyle bir açılış yaptık. Şimdi çıktık Adıyaman'dan. Atatürk Barajı'nın Seyir Tepesi diye bir yerine geldik. Barajı görmeye. Ondan sonra buradan Göbeksebe'ye devam edeceğiz. Sonra Urfa. Urfa'da Balıklı Göl diye bir yere gideceğiz falan. Gezineceğiz yani. Evet, şimdi çıktık. Bilgiler alıyoruz Atatürk Barajı ile ilgili. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da 5. büyük barajıymış, değil mi? Evet. Oğuzhan Göl'de 3. büyük gölmüş. Evet, Göbekli Tepe Ground'una gelmiş bulunuyoruz. Çok heyecanlıyım. Merak ediyordum burayı bayağıdır. Şimdi burada bir sergileme merkezi var. Şurada yanda. Orada böyle ufak bir canlandırma gibi bir film yapmışlar galiba. Onu izleyip sonrasında gezin diyorlar. Çünkü çok daha iyi anlıyormuşsun her şeyi. Şimdi onu yapacağız. Ve şu an asıl yere geldik. Buradayız. Şimdi gezmeye başlayacağız. Demin böyle şeyi izledik işte. İşte Göbekli Tepe'yi biraz anlattıkları böyle sesli videolu bir dışarıda bir video var. O böyle biraz daha hani o dönemdeki insanların hayatını yansıtan gibi bir şey. Ama hani Göbekli Tepe'nin asıl bir yerleşim alanı değil de bir tapınak olduğu düşünülüyor. Çünkü hiçbir yerleşime dair iyi şeyler bulunamamış şimdilik. Etrafta yaşayan insanların burayı bir tapınak olarak kullandığını düşünüyorlarmış. Ve dünyadaki şu an en eski bulunan insanlara ait tapınağı diyeyim. Piramitlerden de Stonehenge'den de çok daha eski. Geldik, yürüyoruz. Hepsinde işte farklı insan ve hayvan figürleri var. Şurada nedir o, timsah mı nedir o ya? Aslan mı? Boğa bence o. Boğa bence o. 11 bin yıl önce yapılan tapınaklar. Bunların farklı boyutları var işte. 6 metreden 1,5 metreye kadar değişiyormuş. İnsan figürünü aslında reprezent ediyor diyorlar. Şurada zoomlayabilirsek bir maymun gibi bir hayvan var. Bayağı 3D yani. İnanılmaz. 11 bin senedir, 12 bin senedir ayakta kalmış. Wow yani. Çok enteresan. Büyük bir şey yani ve maalesef bence dünyada bunu daha çok insanın biliyor olması lazım. Daha güzel yerler var ve o kadar enteresan, tarih dolu yerlerimiz var ve kendimizi yurt dışına pazarlamayı hiç bilmiyoruz. Yani insanlar abuk sabuk şeyleri bile işte görülmeye değer yerler diye pazarlıyorlar. Biz de altı dolu, bu kadar içi dolu, o kadar çok tarihi eser, hikayeler, doğa olarak güzel yerler var ve hiçbirini gerçekten nasıl reklamımızı yapacağımızı mı bilmiyoruz artık, nedir bilmiyorum ama dünyanın daha fazla duyması ve öğrenmesi gereken bir ülke olduğumuz kesin. Eğer Atiye'yi izlediyseniz orada dizide bir şeyden bahsediyorlardı. Çocuğu olmayan kadınlar gelip burada ağaca işte kurdele bağlıyorlarmış diye. O ağaç bu ağaçmış. Demin geçtiğimiz. Burada da farklı bir kazı alanı var. Ama orayı daha göremiyoruz galiba. Bakalım, şey açılmamış. Şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Bizi yol yürütüyor bir yere. Evet, yemekteyiz. Culcuoğlu diye bir yere geldik. Burayı tavsiye ettiler. Çulcu mu? Çulcuoğlu'ymış. Urfa söylen. Ayran aşı çorbası geldi.
İçli köfte gelmişti. Bunun adı neydi? Çiğ köfte geldi. Urfa geldi. Bu da soğanlı kebapmış. Ali Lazik miydi bu? O çok iyiymiş. Ve lahmacunlar çok iyiymiş. Evet, bir tane narlı bir salata. Ama adı neydi ki bunun? Bostan salatası galiba. Lahmacun çok iyiymiş de yiyemedim ondan. Normalde içli köfte de yememeliydim ama yedim. Şu ana kadar çok değişik bir şeydi yani. Hani yemediğimiz bir şeydi. Evet, Urfa'ya gelmişiz. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika otelin girişini bulamadığımız için ara sokaklarda debelendik ama sonunda otele giriş yapıldı. Yani eşyaları bırakıp çıktık hemen. Burada her şey daha çok yürüme mesafesiymiş. O yüzden şimdi arkeoloji müzesine gidiyoruz. Bayağı değişik bir enerjisi var şehrin. Beğendim, böyle ne bileyim pasta falan gibiyiz hissiyat olarak. Çok güzel ama yani binalar falan böyle değişik. Evet, arkeoloji müzesindeyiz ve Neolitik çağındaki dönemde bulunmuş şeylerde geziyoruz şu an. İnanılmaz ya, hayvan figürleri falan, yani nasıl kalmışlar? Bu kadar iyi şekilde şoktayım. Evet, bu da insan sırtında leopar taşıyor figürüymüş. Burada da insan sırtında aslan mı taşıyor? Bu totem olmuş. Bu da Karahan Tepe'de bulunmuş olan şeyler. Çok iyi. Şey bu. Dudaklarına botok şey yaptırmış. Dolgu yaptırmış. Evet, Akarçay Tepe'nin milattan önce 8000 yılı iki konusunun canlandırması. Bir de burada bir evimiz var. Şener sönmek yapılıyor. Her şeyde yapıyor. Vay. Bu da Tunç Bey. Çok güzel. İşçilik inanılmaz gerçekten ya, manyaklık valla. Şimdi çıktık arkeoloji müzesinden. Güzeldi baya. Güzel bir şehir yani. Tarih dolu bir şehirdeyiz. Balıklı Göl. Oraya gideceğiz. Bugün garip garip konuşuyorum yani. Özür dilerim. Bir böyle mallık var. Ben de galiba. Artık yorgunluktan falandır. Şimdi yürüyoruz Balıklı Göl'e doğru. Burası enteresan bir yer baya. Ne olduğunu çözememekle beraber eski mağaralar mı artık, yaşama alanları mı? Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Demin çektiğim yer şeymiş. Roma dönemine ait kaya mezarlarıymış. Biz yerleşim yeri sandık ama mezarmış. Şimdi Balıklı Göl'ün oraya geldik. Böyle bir park gibi. Evet. Geldik. Aha. Evet, anlamadık. Jacuzzi efekti başladı bir anda havuzda. It's show time. Evet, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü yer burasıymış. Onun şeye dönüştüğünü, balıklara dönüştüğünü inanıyorlarmış. Rivayete göre ateş, su, odunlar da balık oldu. Evet. Bayağı güzel bir yer bu arada. Bayağı. Aşırı dalga geçenler olmuş benimle Twitter'da. Bir işbirliğim için. Orada çok bayağı diyormuşum. Bayağı güzel burası. Çarşı, pazar geziyoruz. Nefesce aşık o şeydo. Şimdi Gümrük Han'ına geldik. Gümrük Han çay bahçesine. Böyle bir ortam. Neli çay kahve çektik.
Yolda çok tatlı bir takipçimle karşılaştık ve ondan öğrendik burayı. İşte geldik, buradayız. Fıstıklı melengiç miydi? Melengiç galiba. Melengiç kahvesi diye bir şey deneyeceğiz. Enteresan bir şey olsa gerek. Evet, kahvemiz geldi. Fıstıklı melengiç kahvesi. Evet, sonunda anlayabildik. Güzel. Hey, gel hele. Bence çok iyi. Ha, deneyeceğim şimdi. Kahve tadı. Çok iyi. Ben bayağı beğendim. Kahve mi? Kahve tadı. Salep falan gibi. Evet, kalktık. Otele dönüyoruz. Karşı daha sıkışık. Yürüyelim şuradan. Evet. Odamıza gelmiş bulunuyoruz. Çok otantik bir otel. Odamız böyle. Demin perdeleri açtık. Ama böyle garip bir teras gibi bir yere çıkıyor, bir adam falan vardı. Ondan kapamaya karar verdik. Böyle bir oda. Minnak bir odamız var. Şimdi yemeğe geldik, sıra gecesine. Masalar böyle. Buyuz ve biz ekiple birlikte geziyoruz artık. Babam ekibin bir parçası oldu. Biber salçası. Biber salçası. Biber yoğurucu. Ondan kara oluyor bunların. Çiğ köfte loading. Yok, sosuna gidebilirim. Selam. Olmak üzere galiba artık, değil mi? Elinize sağlık. Arabası da müsait olsun. Yazık saçına denk gelelim. Bir tek sorun. Şey olacak mı diye. Sıcak mı diye. Aldırma gönül aldırma.
gecemizden ayrılıyoruz. Sıra gecesi posterleri renkli kırmalarıyla çıkış yapıldı. Bursa'dan ayrılıyoruz. Sevmiştim de. Şimdi yeni yolculuğumuz Mardin'e doğru. Dara'ya gidiyoruz önce. Oradan Mardin'e geçeceğiz. Evet, Dara'ya gelmemize 10 dakika kaldı. Demin Suriye sınırının aşırı yakınından geçtik. Teller vardı. Çekecektim ama telefonum çaldığı için çekemedim. Hani şurada çok az arkada. Bayağı yakınız. Evet, Dara'ya geldik. Bayağı enteresan bir yer. Zindan diye bir yere gidiyoruz. Ama kimse anlamadı tam nerede olduğunu. Öyle gitmeye çalışıyoruz bakalım. Evet. Geldik zindanlara. Oha bayağı büyük. Bakar mısın? Bayağı devasa bir yer. Ha? Değil mi? Dışarıdan içeride. İnanılmaz bir yer. Ay. Evet. Dik Önümüze hoş geldiniz. Benim ismim Neslihan. Aslında biz buraya halk arasında zindan. Kameraya bakarak. Ama buranın gerçek adı bir su deposudur. Burayı bulduklarında buranın yarısına kadar toprak doluydu. İstanbul'dan mezun olan arkeolog burayı kazıyordu. Buranın yüksekliği 25 metreyi buluyor. Ama buranın altında da bulunmaktadır. Eskiden oradan iki yol gidiyordu. Mağaraları ve su depolarına şu anda kapatılmış. Bu köy milattan sonra 5. yüzyılda doğramalar kurup Persler ellerinden almıştır. Buradaki taşları da sürükleme ve makara ile dizdiler. Eski zaman sizleriniz başka bir soru varsa yani size cevaplayayım. Tarih bu kadar. Kendini de çekebilir. Evet, kendini de çekebilir. Bu köyüydü burası. Burası Persler'in köyü. Senin adın ne? Benim adım Zahir. Zahir. Aşırı çılgın bir yer. İnanılmaz bir yer. Su deposuymuş burası eskiden. Uf, yoruldum şu an. Şimdi zindanlardan çıktık. Çok şekerdi çocuklar. Ve en son siz kaçırdığınız kızlardan biri geldi bana dedi ki abla birlikte fotoğraf çekelim diyor. Arkanı dön diyor. Ayaklarımızı birbirine koyduk falan böyle fotoğraf çekiliyoruz. Aşırı komik. Dersten çekmeyi falan öğrenmiş. Çok komik. Evet, antik kent. Zindanlar bayağı güzeldi ama. Antik kente dolaşma keyfi. Evet, burası eskiden bir köprüymüş. Bu köprü. Kaç yılından kalma acaba, bakmak lazım. Dara'ya aşırı bilgisiz bir şekilde geldik yani. Şimdi bakıyorum. Evet. Roma İmparatoru Anastasius tarafından milattan sonra 500. yıllarda 504 ile 507 arasında inşa edilmiş. Mezopotamya'nın Efes'i kabul ediliyormuş burası. Ya bayağı enteresan bir yer böyle. Çok beğendim gerçekten. Ve bütün şehir böyle falan. Hani antik kent yerini geziyor şu an ama zaten şehrin geri kalanı da böyle.
bayağı kemikler falan var. Aa, şurada bayağı var. Şunun içinde bayağı kemik var. Çıktık daradan, mahalle doğru ilerliyoruz. Şu yolun hemen arkası da Suriye'ydi. Zafer'in manastırına gelmiş bulunuyoruz şu an. Bu arada burada baya böyle zeytinyağı, peynirler falan yetiştiriyorlar diye biliyorum. Satın alabiliyorsunuz. Bize bir arkadaşımız göndermişti daha önce. Böyle bir yer. Baya hoş. Manastırın adı Deiruz Zafaran. Şimdi Deiruz Zafaran'ın anlamı şu. Deir kelimesi Arapçada da var. Yer, mekan anlamında. Süryanice'de Deiro kelimesini kullanıyoruz manastır anlamında. Örneğin Derik dediğimizde küçük manastır. Dersim dediğimizde gümüş manastırı. Deiruz Zafaran dediğimizde de safran manastırı demiş oluyoruz. Zafaran safrandan geliyor. Halen şu dağın zirve noktalarında safranın ilk ataları çıkıyor. Safranın iki çiçeği var. Biri sarı renkli, biri kırmızı renkli. Burada daha çok sarı renge bir gönderme yapar. Anlamıyla safran sarısı manastır anlamını taşıyor. Bu metropolitik merkezi olarak kullanılıyor. Halen çok önemlidir. Gelenekler, görenekler yaşıyor. İbadetler devam ediyor. Yani göreceğiniz yer bir anlamda halen çanırlığını devam ettiren bir yer. Eskiden burası Süryanilerin petrikhanesiymiş. Yani buradan yönetiliyormuş her şey. Adam da baktı ismi, Fatih Kerem'in falan. Evet, ikinci yılması. Ondan sonra... Şimdi bu adamın özelliği şöyle, 505 yılından 1290 yılına kadar burası sınır. Yani aslında bu kurumları sadece bir dini eğitim olarak görmeyin. Üniversite buradır. Örneğin burada kimya ile ilgili, eczacılıkla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Şu sol üst köşede yılan motifleri var. Yılanların zihnini bir kaba boşaltmasına göre işte tıp, eczacılıkla ilgili çalışmalar yapmışlar. O dönemde zeytinyağı, şarap, safran, insan vücudu üzerindeki etkileri, bunların neye tesirli olduğuna yönelik belgeler var ve biz bunları hepsini sergileyeceğiz ileride. Bir yapacağımız sergi alanında. 1290'da buranın fonksiyonu değişiyor. Patrikhane gelince sınıfa üst katı alıyorlar ve bu nişleri birer mezar odası haline getiriyorlar. Şimdi solda 3 tane, sağda 3, bir de ortada 2 tane mezar odası var. 7 tane olması bir defa rastlantı değil. 7 ile ilgili bir füzyon matematik bulursanız mutlaka yaratılışa bir gönderme yapar. Bu salon sembolü, 6 gün çalış, 1 gün dinlen, kuralı doğrudan gelir. Buradaki definler sivillerden çok daha özel bir rütbeye sahip. Şöyle, ölen bir metropolitede Patrik söz konusu olunca pazar günü ayinde giymiş oldukları özel bir ayin kıyafeti olur. Onu giydirirler. Arkasında bu mezar taşlarını sökerler. Bu haçları, kireçleri söküyorlar. Şuradan uçuyorlar. Arkasından bunları söküyorlar. Bunlar yenilendiği için biz içerisinde gördük nasıl defnedileceğine dair 2006 yılında yapılan restorasyonda. Hatice'de Metropolitan defninde bunun içerisine bir dikdörtgen şeklinde taşı koymuşlar. Kıyafetle beraber oturur vaziyette yüzler doğuya bakacak şekilde definler yapılmış ve halen yapılıyor. İlk mezar odasını 1293 yılında Patrik'in definiyle başlatıyorlar. Günümüze kadar her tarafı açıyorlar, kapatıyorlar, tekrardan açıp kapatıyorlar. En son 1969'da şu ortasında noktalanıyor Metropolitan definiyle. Aramice'nin biz burada gelişim safhasını görebiliyoruz. 1293 yılında bu taş dahili koyuyorlar buraya. Şu yaz stili Aramice'nin Sümerce ve Akkaçlar adına bir çivi yaz stilidir. Bu Esrangelo dediğimiz bir lehçe var. Daha çok Aramice'nin atasal bir dili. Şu alttaki iki satır. Pardon, çıkın siz. Patriğimizin olduğu dönemde bindiriliyor şu kısmı. Bir at önde, bir at arkada.
halka kancalar buraya geliyorsunuz. Yılın her 15 Ağustos Meryem Ana gününde düşünün arkada binlerce Süryani bu manastırın etrafını bir tur bir süre şeklinde gezdirirken kullanmıştır. En son burada konserde. Biz bunu koyduk çünkü ya çoğu insan şey düşünüyor, omuz ardını taşınıyor diye. Genelde imparatorlar hani gücü, hükümranlığı sağlıklı diye yapıyor ya. Tabii köleliğe sembolize verdiği insan okullarına bir günah almış. Bunların hepsi odalarmış. Dünyanın her yerinden Süryaniler gelip burada kalabiliyormuş. Şu dağın zirve noktaları var ya. Yapılar var. Dağın içerisine oyulmuş. Onlar manastır. Bir getirin. Biz size şöyle özel bir tur yapalım. Oraya da çıkaralım sizi. Ver misiniz? Olur valla. Murat'ı tanır mısınız? Kimi? Murat o da Mardin'de. Evet, evet. Mardin diye çıkardık. Bir şiir yazdı. Ya baktım diye tüylerim diken diken oldu dedi. Nasıl bir enerji var dedi orada. Ya harika bir şiir yazmış. Çok güzel merdiven. Şuradan zaten harika. Evet. Aşırı tatlı bir merdiven. Baştaki yerinde bademler de bademler var. Şu tabelerin olduğu yerde zeytin yem bahçesini kurduk. Yerel çeşitleri koruma altına aldık. Mardin'in kendine yerel zeytin çeşitleri var. O zaten dry bulmuş ama içi öldüğü için. Bak o da dry. Yani metropolit olur ama o patrik olamaz. Katolik olsun olmaz. O nasıl olur gider, gider. Ama diğer şey rahip ise bir bütün sayılır. Baş rahip, metropolit, katolikos ve patrik. Derecesine çıkabiliyorlar. Katolikos ne oluyor yani? Latin diliyle kardinal. Kardinal. Evet, Latinlerin diliyle. Öyle. Patriği onlar seçiyor değil mi herhalde? Patriği metropolitler arasında oy seçimi olur. Yani ki bizde şey, kaymakam olur. Kaymakama bildirirler. Bu da metropolitlerin içinde bir tane sözü geçer. Şeyin, metropolitlerin başı diyelim. Aslında baş şeydir, Katolikos ama şimdi kaymakam olunca o ayrı bir şey oluyor. Ayrı bir mertebesi, o son söz onundur. O adayların isimlerini alır. Kaç tane aday varsa konsülasyonda der ki bu kadar aday var, seçime geçeceğiz. Rahim sınıfı dediğimiz kişi ekleyemezler. Kanunlarında işte, daha çok şey var. Bir konu edilemez. Nasıl? Mülk edinemez. Tabii rahiplerin mülkü olmaz. Rahipler edemez. Rahiplerin dünya işiyle alışması olmaz. Olmaz. Yani hiçbir zaman ticaret yapmaz. Ticaret olamaz. Ondan sonra kendini adıyor. Tabii. Kesinlikle dünyasal işlerle uğraşmayacak. Siyaset olamayacak. Herhalde kullanılmaması gereken bir tabii, şey, teknolojiden. Ama şimdi şöyle bir şey oldu, meşgul olduk. Neden diyeceksiniz? Halkla birleştik artık. Günde şu anda buraya 2000 kişi gelen, 3000 kişi, 4000 kişi gelen yer oldu. Eskiden bir adam ziyarete gelmezdi buraya. Geldiği zaman da baş rahibi görürdü, konuşurdu 5 dakika, 10 dakika, ondan sonra giderdi. Kadın hiçbir zaman giremezdi. Çocuklar almazlardı. Şu anda biz de gidiyor. Tek ne kaldı bizim şu anda Hesenler'de? Biraz İranistan'da kaldı. Orada da kadın girmiyor o bölgeye. Şeyde Halkidiki. Evet Halkidiki. Bir manastır. Atos. Üç şeyden en soldaki. En soldaki. Kadınlarla gidiyor. Atos bölümü. Kesinlikle kadın girmiyor. Erkekler de
düzgün elbiseyle girebilir. O da izin alarak özel izinle alırlar bu şekilde gidilir. Onun için halk liderlerini rahip sınıfından seçerler. Baba sınıfını seçmezler çünkü baba normal halk gibidir. Evlenir, mülkelenebilir, her şeyi alıp satabilir. Ama şöyle, dükkan açıp da dükkanı gidip çarçamaz. Dükkanı oğlunu açar, çocukları çalışır, çocukları ticaret yapar, ona sıkıntı olmaz. Ama bir din adamı kalkıp da atıyorum, servis yapamaz. Efendim sonra gelecek ve vakaliye demek, bir vakali işlerine yapamaz, o yapamaz. Her an gözlerine, ellerine, iradene sahip çıkmalısın ki rahatlığını yapamamak için. Parayı sevmeyeceksin başta, parayı sevmeyeceksin. Dünyasal şeyleri sevmediğin zaman o zaman Allah'la olursun. Ama ya şöyle bir şeyim olsa, şu ya akşam şu yemeği yansın, şunu gitsem, bunu gitsem, o zaman sen dünyanın peşinde gidersin. Hiçbir zaman sabahını tutamazsın. Çünkü gerilimini sabahını düz çekemezsin. İlla o hayvan başka yere gider, çizgiyi tam yapamazsın. Çizgiyi bozulur. Bizde din yoktur. Bizde inanış vardır. İsa herkese geldi ve herkesi seviyor. Ve herkes için canını verdi. Ben sadece onun hizmetçisiyim. O ise kapı olur. Bir kapı bu. Sahibi de arkada. Arayın. İstiyorsanız size gelebilir. Ama kapıyı siz açmanız lazım. İçeriden çöpüyor. Hatta teyitim var. Açın kapınızı. O içeri içeri gider. Onun yok. Onun inanışı. Ben değil. Ben sadece onun izleyicisiyim ve izleyicisiyim. Nasıl ki güneş hepimizindir. Güneşi seviyorsa güneşe git. Güneşi sevmiyorsa güneşi kararlı kalır. Yaşamak istiyorsan nefes alman gerekir. İstemiyorsan bak. 5 saniye, 10 saniye, 10 saniye. Bir dakika sonra güle güle gidiyoruz. Bu nefesi veren de var. Parlıyor adamın. Evet. Şimdi yemeğe geldik. Mardin Medeniyetler Sofrası diye bir yere. Ay. Böyle bir tabak geldi. Abi daha düşünmedim. Acil bir şey yapmamız gerekiyor mu? İnanılmaz güzeldi manastır. Bayıldım. Bayıldık yani. Kesin geri geleceğiz zaten buraya. Ben çünkü bugün dönüyorum ve Mardin'i hiç göremedim. O yüzden bir daha geri gelmem lazım.